Sevgili Fatih, akşam saatlerinde hayallerinin takımı, vazgeçilmezlerinden biri olan Galatasaray'ın başında bugüne kadar Türkiye futbol tarihindeki en büyük maça çıkacaksın. Rakibiniz Arsenal. İngiltere'nin en kuvvetli takımlarından biri. Ve açık konuşalım, dünyadaki birçok kişiye göre bu akşamın favorisi Arsenal. Size pek şans tanınmıyor. Bu mektubu sana 66 yaşında futbolun içinde kendine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan bir futbol insanı olarak yazıyorum. Fakat senin aklında tabii ki akşamki maçın sonucu var, biliyorum. O kadar merak ediyorsun, o kadar heyecanlısın ki saat gece yarısını geçmiş olsa dahi birazdan yerinden kalkıp yardımcılarınla beraber muhtemel tüm senaryoları birkaç kez daha konuşacak ve uyuyamayacaksın. Sana bir sır vereyim. Oyuncuların da uyuyor. Şu an 12 kişi bir arada. Onlar da aynı senin gibi biliyorlar ki akşam sahada ne olursa olsun inancını kaybetmeyen bir takım olacak. Biraz eskiye gitmek istiyorum. 1974 yılına. Metin Oktay'ın Adana'daki baba ocağına gidip el öptüğü gece. Babanın çıkarken Metin abinin kulağına eğilip evladım sana emanet. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun diyerek ettiği duanın üzerinden tam 46 yıl geçti. Merak etme, Allah utandırmadı. Yolunu da hep açık etti. Sen ise hayal kurdun, hedef koydun ve bunlar için çok çalıştın, vazgeçmedin. Hiç kolay olmadı ama emanet edildiğin yuvayı sen emanet aldın. Ona her zaman gözün gibi baktın. Yüreğini ferah tut. Galatasaray ile 1974 yılında başlayan ve 11 yıl süren futbolculuk kariyeri sonrasını hatırlıyor musun? Dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum demiştin kendi kendine. Sana bir haber vereyim. 2020 yılındayız. Belki de o günler dinlendiğin son zamanlardı. 1986 Dünya Kupası. Güneş gazetesine Dünya Kupası izlenimlerini yazacaktı. Ama iki kişinin yan yana geldiği fotoğrafların gazetelerde röportaja çevrildiği o zamanlarda dahi benim bu organizasyonu yerinde takip etmem gerekir diyerek gitmiştim Meksika'ya. O zaman anlamıştım. Senin kaderinde futbol vardı ve bundan asla kopmayacağım. Ankara Gücü, Göztepe, Bilten. Her biriyle her zaman bir üst seviyeyi yakalamak istedim. Hedeflerin hep yüksekti. İlk gittiğinde kümede kalma mücadelesi veren Ankara Gücü ile ikinci sezonda topladığınız puan hala kulüp tarihinin en iyi sezonlarından birine karşılık geliyor. Türkiye Olimpik Milli Takımı'yla 1993 yılında kazanılan Akdeniz oyunlarındaki ilk altın madalya 2020 yılında dahi ülkenin futbol referanslarından biri. Kurulan o kadro sonra ülke futbolunun kaderini değiştirdi. Tüm bunlara rağmen aklının hep bir köşesinde Galatasaray vardı. Hayallerinin takımı, babanın seni emanet ettiği camia. Futbolu bıraktığım 1985 yılından sonra kulüp tesislerine hiç gitmemiştim. Ta 1996'da Galatasaray'a teknik direktör olduğum yıla kadar. Sevgili Fatih,
Biraz daha hafızanı tazelemem lazım. 2000'deki UEFA Kupası finaline kolay gelmediniz. İlk gün Florya'daki kamp binasının alt katında yaptığın o toplantıyı hatırla. Ne demiştin takıma? Burada hiçbir zaman ikincilik başarı değildir. Eğer birinci olamazsak vedalaşırız. Türkiye Ligi'nde yerli teknik adamların pek şans bulduğu bir dönem değildi. Açık konuşalım, yabancı teknik adamların yaptıkları her bir başka görünüyordu. Evet, Galatasaray eski kaptanına tabii ki bir şans verecekti. Ama kabul edelim ki ilk başarısızlıkta hazırda bekleyenler de vardı. Tek kıstas şampiyonluktu. Allah'a çok şükür ilk sene, ikinci sene derken mahcup olmadınız. Belki ilk tökezlemede verilen kararlar farklı olsa 2020 yılında çok daha başka şeyleri konuşuyor olurduk. Biliyorum, 17 Mayıs 2000 gecesini ve maç sonucunu merak ediyorsun. 3 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. Dördüncüsü için de birkaç gün sonra oynayacağınız son maçta bir puan yetiyor. Bu bile uzun süre tekrarlanmayacak bir başarı ama Türkiye'deki homurtuların nedeni Avrupa'da henüz bir kupa kazanılamamış olması. Tamam, 3 sene şampiyon oldular da Avrupa'da ne oldu sesleri? Eleştiriler, yorumlarla birbirine girmişti. O zamanlar Avrupa'da her sene başka bir Türk takımı şampiyon oluyor ya, sesler ondan. Merak ediyorsan söyleyeyim, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok yaklaşacak olsanız dahi 2000'den sonra Avrupa'dan bir kupa gelmedi Türkiye'ye. Peki bu eleştirilerin nedeni ne? Anlam veremiyor musun? Her kazandığında bitecek mi sanıyorsun? Hayır. Bu baskı ve başarı için verilen mücadele asla sona ermeyecek. Ama içten içe biliyorsun ki seni 20 yıl sonra da ayakta tutacak ve motive edecek olan en önemli unsurlardan biri bu. Şimdi sana hatırlatmak istediğim bir maç var. Belki birçok kişinin unutmak isteyeceği bir akşam. İngiltere'de topun çizgiye geçmesine rağmen lehinize gol kararı çıkmayan, kalecinin kırmızı kart görüp cezalı olduğu ve deplasmanda tek golle yenildiğiniz Chelsea ile İstanbul'da oynanan karşılaşma. Maç başlıyor. O zaman dünyanın her takımına, dünyanın her yerinde yaptığınız gibi rakip takımın 18'ine yerleşiyorsunuz. Takım moralli, tribünler heyecanlı ama 90 dakika sonunda skor rakip lehine ve 5-0. 2020 yılında dahi o günkü gibi üzüleceksin bu maça. Chelsea teknik direktörü Vieri o gün maç sonu basın toplantı odasında karşılaştığınızda sana şöyle demişti. İster, futbol bazen böyle. Bugünün aklı bu değil. Gerçekten de o gün iki takımı tanımayan ve skoru bilmeyen biri bu takım mavileri sahadan silmişti. Ama futbol bazen böyle. Biliyorum. Çok yalnız hissettim. Çoğu kayıplarında yalnız kalacaksın zaten. Her zaman etrafında olanlar acısını, senden uzakta belki de seni sorumlu tutarak yaşayacak. Üzüntülerini o kadar derinden yaşayacaksın ki gelecek mutlulukların habercisi olduğunu bazen göremeyeceksin. O gün stadyumdan çıktın. Eve gitmek yerine takımla otobüse bindin ve oyunculara kampın devam ettiğini söyledin. Stad'dan Florya'ya geçtiniz ve ilk günkü yerde kolay unutulmayacak bir toplantı daha yaptım oyuncularınla. Çok değil, 48 saat sonra Bursa'da Bursaspor'la oynayacaktınız ve ideal kadrodan 209 kişi götürmeyecektin o maça. Olay bu ya. O günde %100 hakimiyetle buna rağmen 90 dakika sonu 0-0 kaybedilen 2 puan. Biz demiştik diyenler her zamanki gibi hazır. Döndünüz 3 gün sonraki Hertha Berlin maçını
planlamaya. UEFA Kupası'nda devam etmek için yapılması gereken şey hiç de kolay değildi. Grup lideri Hertha Berlin'i deplasmanda yenmek ve grubun son maçında da Milan'ı Ali Sami Yen'le mağlup ederek 3. sıraya aldı. Berlin'deki penaltı golüyle yenik duruma düştükten sonra oynanan muhteşem futbol bize bazı şeyleri göstermişti. Almanya'da herhangi bir Alman takımını 4000 yenmek hala kolay değil. Üstelik o takım o akşam kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkıyorsa. Tabii maçtan sonra basın toplantısında Almanların gündemi buydu. Onlara şöyle demiştim: merak etmeyin, son maçta da Milan'ı yeneceğiz ve siz yine Şampiyonlar Ligi'nde yolunuza devam edeceksiniz. Ne büyük söz değil mi? Yani söz verdin de karşındaki takım da Milan. İkinci yarının başında 2-1 yapmışlar ve size bir puan yetmiyor. Onlar kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne, bir puan alırlarsa UEFA Kupası'nda devam edecekler. Sen ne yapıyorsun? İlk oyuncu değişikliğinde takımın en büyük yıldızını alıyorsun yanına. 4 dakika sonra da savunmanın bel kemiği geliyor kulübeye. O gün maçı yorumlayanlar, tribünde izleyenler, herkes şok içinde. Gole belki de mucizeye ihtiyacın var. Acı çıkar mı? Çıkmaz. Bir vurur, ne olduğunu anlamazsın, sana maç kazandırır. Pardon ama daha önce de yapmış bunu defalarca. Ya Popescu, savunma lideri. Milan'a karşı defanstan bir oyuncu çıkarıp diğeri birini alıyorsun. Demek ki o gün böyle okumuşsun maçı ve böyle bir karar vermişsin. Biliyorum, diyeceksin ki oyun içinde inandığım ve gördüğüm ama yapmadığım, cesaret etmediğim hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Merak etme, 20 yıl sonra da aynısını söyleyeceksin. Aldığın riskler bazen kredinden gidiyor, bazen de yıllar geçiyor, unutulmuyor. Değil mi ki kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde uzaklaşırsın kendinden. Maçı kazanıyorsunuz 3-2. Hem de son 5 dakikada atılan 2 golle. Yeni bir yolculuk, hayalinin yeni bir aşaması başlıyor. UEFA Kupası'nda finale gelene kadar yapılan her kura çekimine bizzat gitti. Ve her defasında kimilerine göre en zor ama senin gönlündeki takımlar geldi karşına. Bologna, Dortmund, Mallorca, Leeds United ve Arsenal. Bologna'yı hatırlıyor musun? Belki de en zoru oydu. O zaman analiz imkanları gelişmemişti. Şimdi tek bir tuşla her takımdaki her oyuncuyu en ince ayrıntıya kadar analiz edebiliyorsun. Yine yerinde izlemek, o atmosferi tatmak bir başka diyeceksin. Sonuna kadar katılıyorum. Bologna eşleşmesinden önce rakibi izlemek için İtalya'ya gittiğinde stada girişte yaşanan o izdihamı anımsıyor olmalısın. Şöyle dönmüştüm: demek ki biz bir şeyler yapıyoruz. Futbolumuzla dikkat çekiyoruz. Aldığımız başarıları daha çok kişi duyuyor. Ama en önemlisi, bunları yaparak insanların da saygısını kazanmışız. İlk maç, kötü hava, zorlu deplasman, beraberlikle döndükten sonra İstanbul'da çok kuvvetli bir Bologna takımına karşı alınan galibiyet. Basın toplantısına geliyorsun. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir kalabalık var. İtalyanlar da azımsanmayacak kadar. Bir İtalyan gazeteci ısrarla zorluyor seni. Ama penaltı verilmedi ya, verilseydi, yanlış verildi, doğru verildi diye. Sonra öğreniyorsun Bolonyalıymış. Biraz da dolmuş, içerlemiş tabii sonuca. Sabredip derin bir nefes alıp 2020'de bile
hala hatırlanan o cevabı veriyorsun. Üstüne de bir göz hırparak. Finito giocare, risultante importante. UEFA Kupası finaline gelene kadar en çok zorlanacağını düşündüğün Dortmund eşleşmesi sırada. Bu düdük zaferin düdüğü, muhteşem düdük. Galatasaray 2-0 galip ve muhteşem bir zafer bu. Zoru kolaya çeviriyorsunuz. Dortmund'da 2-0 kazanıp İstanbul'da gerektiği gibi oynayarak gelen çeyrek final vizesi. Ardından Mallorca. Oyuncularına biz bu işin sonuna kadar gideriz dediğinde anlatmak istediğin iki şey vardı aslında. Belki sen de söylemiştin çokça ama artık şanssızdı, yapamadık zamanı değildi ve kaybedecek de bir şeyiniz yok. İyi futbol dünyanın her yerinde ve her takıma karşı oynanırdı. Mallorca'ya karşı deplasmanda 4-1 kazanırken bunu göstermiştiniz. Yarı final kapısı da böyle açılmıştı. Finalde ne olduğunu duymak istiyorsun biliyorum, az kaldı. Finale gelene kadarki periyotta en zorlu sınav Leeds United miydi? Gelecekten bir haber vereyim. O dönemki Leeds United olağanüstü bir takımdı. Ve bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Sadece Leeds'in muhteşem bir takım olması değildi sizi zorlayacak olan. İstanbul'daki ilk maçtan bir gece önce taraftarlar arasında yaşanan büyük kavga ve iki İngiliz taraftarın hayatını kaybetmesi o 90 dakikanın anlamını çok daha başka bir boyuta taşıyor. Doğru bir liderlik çıkıyor sahneye. İstanbul'daki 2-0'lık galibiyet final kapısını aralıyor ama zor bir engel daha var karşımızda. Zaten ne zaman kurulmuştuk? O dönemi saha dışında da nasıl yönettiğini hatırlıyorum. İngiltere'ye çok büyük bir güvenlik önlemi altında gitmiştiniz. Maç öncesi siyah tişörtle çıkmıştı takım sahaya. Oyuncuların üzüntüleri yüzlerinden okunuyor. Tribünleri hayatını kaybeden taraftarların anısına şekler dağıtıyor. Bu maçla ilgili çarpıcı bir diğer detay da takımla taktik analiz toplantısının Florya'daki altyapı binasında yer alan sinema salonunda doğal tribün efekti eşliğinde yapılmasıydı. Alan Rod, artık 41 bin öfkeli ve heyecanlı taraftar, alınan 2-2'lik beraberlik ve sonunda final. Merakla beklediğin sorunun cevabı geliyor artık. Maç günündesin, sahada son bir antrenman daha, gölge oyunu. İstanbul'da kaybedilen Chelsea maçı aklında. O içinde ukde kalmıştı ya. Allah da sana böyle bir fırsat verdi işte. O gün hücum gücü yüksek bir oyun oynanırken arkada bırakılan boşluklardan yararlanmıştı Chelsea. O akşam da karşındaki takımda Henry ve Overmars gibi iki uçurtma var. Buna göre tüm önlemleri alıyorsunuz. Evet, oynuyorsunuz ve her yerde de oynadınız. Ama kaybedilen o Chelsea maçı da hem sana hem takıma bir şeyler öğretmiş. Sonunda sana bu mektubu yazmamın nedenine gelelim. Fatih Efendi. Bugün 17 Mayıs 2020, Türk futbol tarihinin hala en önemli başarısının 20. yıl dönümü. O gün, o ekibin parçası olan her bireyle birlikte tarih yazdınız. Tribünde dağ başını duman almış diye haykıran, ekranları karşısında gözyaşlarını tutamayan milyonlar hala o günün bitmeyen heyecanını, gururunu yaşıyor.
normal süresi golsüz bitti maçın. Uzatmada sen oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanırken takımın eksik kaldı. Kaptanın sakatlansa da futbol tarihinde unutulmayacak şekilde oyuna devam etti. Direnen, vazgeçmeyen, helal olsun dedirten ve duaların hiç durmadığı uzatma anları. Ve bitti, bitirdi. Lopez Nieto artık daha fazla riske girmedi ve 120 dakikanın son gününü çaldı. Penaltılar ve son atış. Kalplerin yerinden çıktığı an. Tüm Türkiye'yi sokağa döken an. UEFA Kupası 1999-2000 sezonunda bizim sevgili seyirciler. Kimsenin kelimelerle ifade edemediği mutluluk. Gözyaşı. Maç sonu yalnız başına kaldığında derin bir oh çektin. Gökyüzüne baktın ve şükrettin. Dizlerinin üstünde kaldı. Bugün henüz maçın heyecanı geçmeden sana mikrofon uzatılan ilk anda da işaret edeceğin gibi hedefi her zaman daha yükseğe koyacaksın. Hiç vazgeçmeyeceksin. Belki o zaman 66 yaşına geldiğindeki halini farklı tasvir ediyor olabilirsin. Ama aynı hırs, aynı heyecan ve aynı hayalin peşinde koşmaya devam edeceksin. Bu bir çılgınlık. Bırak bu çılgınlığı bugünden sonra desem, biliyorum ki bana bunun hayatın ta kendisi olduğunu ve ruhunu en çok besleyenin bunu yaşamak olduğunu söyleyeceksin. Çocukların büyüyecek, torunların dünyaya gelecek, sen de yeniden doğacaksın. Hayat her zaman iyi haberlerle karşına çıkmayacak. Ayrılıklar göreceksin, geri döneceksin. Kayıpların olacak, yas tutacaksın. Yüzündeki her çizgide yaşadıkların, yaşattıklarının izi olacak. Ama sonunda hayat devam edecek ve devam ettikçe sen de hiç bitmeyecek hayallerin için yaşayacaksın. Ki bu hayaller gerçek olan. Seni elim kalbimde selamlıyor, gözlerimden öpüyorum.